arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerde elimde gördüğümüz bu iki renkli güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizde beyazımızı ve mavimizi kullandık kız bebeklerimiz için pembe ya da diğer renklerden kullanabilirsiniz tabi tamamen zevkinize göre beyazımız sabit kalıp diğer e, istediğiniz renkle modelimizi çalışabilirsiniz modelimizi yeleklerde hırkalarda bluzlarda e, çalışabiliriz nerede kullanmak isterseniz ona göre iplerimizi temin ederek e, modelimizi uygulayabiliriz modelimiz pamuk çiçeği modeli şöyle dallarının üzerinde gördüğümüz minik minik beyaz Güzel bir görüntü oluşturmakta Şimdi modelimizi Ben şuradaki trabzan sırasını Modelimizi kuracağımız zeminin Altyapısı olarak kullandım Sizler 3-4 kaç sıra örerseniz Altyapısını hazırladıktan sonra Modelimizi şu şekilde Önce dallarını sonra pamuklarını Örmeye başlayalım 3 tane trabzanımızı örüyoruz Bakınız 3 trabzanımızın üzerine Beyaz ipimizle pamuklarımızı Örüyoruz Modelimiz her sırada kayarak devam etmekte bakınız. Kayıyor sonra tekrar birinci sırada üçüncü sıra eşleşmiş oluyor. Şöyle görelim ve hemen kolay gelsin diyerek modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bir sıra şöyle küçük bir parça özellikle dönüşlerimizi gösterebileceğimiz kadar bir trabzan çalışması yaptım. Ve ilk modelimizi uygulamaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 5 tane zincirimi kenarım için çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2 defa bakınız. Ve hemen bir sonraki trabzanımın üzerine gelerek giriyorum. 1 2 3 Tamamen kapatıyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yere geliyorum. 1 2 3 2 defa doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. 1 2 3 tığımızın başını iki defa doladığımız üç trabzanımızı aynı yuvanın içerisine ördüm bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını tekrar iki defa dolayarak saymaya başlıyorum 1 2 3 4 4. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve aynı şekilde aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. Her seferinde başını ikişer defa alıyorum. Bakınız ve üçüncüyü de örüyorum. 3 tane aynı yeri ördükten sonra 1 zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını yine doluyorum. 1 2 3 4 batıyorum. 2şer 2 alıyorum. 3. trabzanımı da örüyorum. Ve 1 tane zincirimi araya çekiyorum. 2 defa başını doluyorum. 1 2 3 4 ve 2 2 alıyorum. Üçüncü trabzanımı da örüyorum. Bakınız, pamuk çiçeğimizin dal kısımlarını bu şekilde örerek tamamladık. İkişer defa başını doladık ve ikişer ikişer alarak üç tane trabzanımızı aynı yere ördük. Aralarına ise sadece bir tane zincirimizi çektik. Başlangıçta gördüğümüz gibi beş zincir çekerek bir tane kenar devamını sağlayacak trabzanımızı ördük. Şimdi üç tane trabzanımı yaptıktan sonra bir zincirimi yine çekiyorum. İki defa tığımın başında doluyorum, En son trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane kenar trabzanı örüyorum. Her iki tarafta birer tane kenar trabzanım var. Bakınız bu modelimizde en önemli olan bu geçişlerimizi yapmak. Geri kalan da zaten trabzanlar. Bakınız herhangi bir sıkıntı yok. Birinci sıramızı bu şekilde örüyoruz. Burada arada tabi dilediğiniz kadar trabzanları uzatarak devam edebilirsiniz. Arada üç tane boşluk dördüncüye batıyoruz. Başını iki defa dolayarak pamuklarımızın dal kısmını şu şekilde uzatıyoruz. Ve ikişer defa doluyoruz ki bir defada da iki, e, üç kere de çekebilirdik ama dolgun olmasını istediğimiz için ikişer defa başını doluyorum. Mavi ipim burada kalıyor. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle hemen şuradan başlıyorum. 3 tane trabzanımın ilk arasına giriyorum. Kenara geçmiyorum. Çünkü pamuk çiçeklerimi ben sadece trabzanlarımın üzerine yapacağım için kenardan işlem yapmıyorum. Hemen 3 trabzanın 1 ile 2'nin arasına tam araya şöyle gelerek batıyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum pamuk çiçeğimizin ilkini yaptık. İpimizi de arkadan şu şekilde gizleyelim. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Diğer tarafa batıyorum. Ve yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum ve ilk pamuk çiçeğimi bu şekilde örüyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Diğer iki tane 1 ile 2 trabzanın arasına giriyorum. 1 iki tane sık iğne örüyorum burada başlangıçta iki zincir çekmiştik Çünkü başlangıç olduğu için buraya iki tane sık iğne ördükten sonra bir iki üç tane zincirimi çekiyorum diğer tarafa batıyorum ve yanına bir sık iğne ile iki tane sık iğne sağda iki sık iğne solda şeklinde örüyorum ortada ise üç tane zincirimiz var her bir grup arasına geçerken bir tane zincirimi ilave ediyorum Direkt batıyorum, bir sık iğne, yanına bir tane daha, iki tane sık iğne, bir iki üç tane zincirimi çekiyorum ve batıyorum. Evet, son e, grubumuzu örmekteyiz. İki tane sık iğnemi ördüm, bir iki üç tane zincirimi çekiyorum, hemen diğer yanına batıyorum, hemen bir tane daha sık iğnemi ördükten sonra bir tane düğüm, e, zincirimi çekiyorum ve bunu düğüm sayıyorum. Ve beyaz ipimi burada koparıyorum. Diğer tarafa geçmemize gerek yok. Başlangıçta da bakınız sadece dallarımızın üzerine ördük pamuklarımızı ortaya üçer zincir kenarlara ise ikişer sık iğnemizi örerek sona kadar geldik. Bir tane zincir çekerek ipimizi kopardık. Evet beyazımızı bu şekilde her seferinde koparacağız. Mavimizde ise devam edeceğiz. Çünkü kenara hiç geçmemize gerek yok. Sadece ortalarda pamuk olarak çiçeklerimizi yaptıktan sonra herhangi bir beyazla işimiz olmuyor. Evet kenardayım şimdi. 5 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız burada modellerimizin yerini kaydıracağız. 1 2 3 4 5. Eğer eliniz sıkıysa bir tane daha çekebilirsiniz. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. Hemen buradaki bir tane zincir olan yere gelerek batıyorum ve ikişer ikişer alıyorum ve bir zincir çekiyorum bir tane geri dönüşümüz için gerekli olan bakınız buradaki devam eden trabzanımız bir de bakınız üç tane değil bir tane olarak çektiğimiz kenar trabzanımız kaydırma yapacağımız için e, bu şekilde uygulu uyguluyoruz şimdi bir zincirimi çektikten sonra iki defa başını doluyorum her iki pamuğumuzun arasındaki bir zincirin içerisine batıyorum 1 2 3 tekrar iki tane doluyorum başını 1 2 3 üçüncü kez başını doluyorum ve çekiyorum 1 2 3 3 defa bu şekilde ördüm araya bir zincirimi çekiyorum iki defa tığımın başını doladıktan sonra bir zincirimin olduğu bölüme giriyorum ikişer ikişer örüyorum Üçüncüyü de örüyorum. Ve araya yine bir tane zincirimi çekiyorum. İki defa başını doluyorum. Burada aldığım yer bakınız hem beyaz zincirimizin olduğu hem mavi zincirimizin olduğu yeri tamamen kavruyoruz. Mavi zincirimizin bulunduğu yerden kavrayarak toparlıyoruz. Ve ikişer ikişer alıyorum. 1, 2, 3. 1-2-3 araya bir tane zincirimi çekiyorum 2 defa tığımı başında doluyorum en kenardaki trabzanıma batıyorum ve 2 tane daha tığımı başında doluyorum kenar trabzanım olan bölüme batarak 1-2-3 evet bu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz 2. sırada modelimizi kaydırdık bakınız şöyle kenarlarımızda 2 düzgün trabzanımız var şöyle görelim Şimdi beyazımızı yine örmeye başlıyoruz. Evet 3 tane trabzanımızın 1 ile 2'nin arasına girerek pamuğumu örmeye başlıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum aynı yere batıyorum başlangıç olduğu için hemen arkasından 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimi diğer tarafa geçerek batıyorum ve yanına bir tane sık iğnemi örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Batıyorum bir sık iğne ve ikinci sık iğneyi aynı yere batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer tarafa batıyorum ve yanına bir tane daha sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekiyorum araya. Diğer dalımın arasına giriyorum bir sık iğne ve ikinci sık iğnemi ilave ediyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra diğer tarafa batıyorum ve yanına bir tane daha sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekip düğümümü atıyorum ve pamuğumu bu şekilde ikinci sırada da kaydırarak tamamlıyoruz. Buradaki yarım görünen modellerimizi örmüyoruz. Çünkü bir tanesi zaten devam eden kenarımız, diğeri ise üçüncü'nün son yani yarım model kurduğumuz için bu kısmı örmüyoruz modelimiz dağılır şimdi yine modelimizi kaydırarak dallarımızı örmeye başlayabiliriz 5 zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 örgümün yönünü çeviriyorum bakınız ilk sıradaki Modelimizi kurduğumuz gibi 1 3 5 aynı olacak. Tek sayılarda aynı bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Çift sayılarda ise sıralarda ise bu şekilde kuruyoruz. Bakınız hemen yanındaki trabzanımın üzerine modelimi kurmuştum. Şimdi buradaki trabzanın üzerine başlıyorum. Batıyorum. 2 defa başını dolamam gerekiyor. Giriyorum. Şuradaki ipimi de gizlemek istiyorum ikişer ikişer alıyorum birinci trabzanımı ördüm ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı ördüm birinci sıradaki kurmuş olduğum işlemimin aynını kurdum 5 tane zincirimi çektim ve 3 tane trabzanımı kurdum araya bir zincir tekrar iki defa başını doluyorum her iki pamuğumun arasına giriyorum ikişer ikişer çekiyorum 3 tane trabzanımız olacak 2 ve 3 bir zincir tekrar iki pamuk arasına giriyorum 3. trabzanımı da ördüm araya bir tane zincir çekiyorum buradaki bir tane bakınız trabzanımın olduğu yere geliyorum iki defa başını dolayarak 3 tane trabzanımı örüyorum modelimiz bu kadar kolay. Dilediğiniz renklerle hem kız bebeklerimiz hem erkek bebeklerimiz için örebilirsiniz. Bakınız gayet güzel durdu. Bir tane zincirimi çekip hemen iki defa başını doluyorum. Şu şekilde tamamlıyorum. Tekrar beyaz ipimi alıp buradaki yuvaların içerisine pamuklarımı örmeye başlıyorum. Evet mavilerimizi bitirdikten sonra yani dallarımızı ördükten sonra şimdi pamuk çiçeklerimizi yerleştirelim. Bakınız alt sırada 3 tane trabzanımın olduğu bölümdeyiz. Bakınız 3. sırada hemen 1 ile 2. trabzan arasına giriyorum. Bu kenar trabzanımı saymıyorum. Araya giriyorum. Beyaz ipimi alıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum yanına batıyorum ve hemen bir tane de sık iğne örüyorum İlk pamuğumu kurdum bir tane zincir çekiyorum iki tane sık iğne örüyorum burası başlangıç olduğu için iki zincir çekiyoruz diğerlerinde hep iki tane sık iğne ile devam edelim 3 zincirimi çekiyorum diğer tarafı batıyorum ve zincirimizin yanına mutlaka bir tane daha sık iğnemizi örüyoruz bir zincirimi çekiyorum diğer bakınız iki tane sık iğnemi ördüm 1 2 3 tane zincir batıyorum ve hemen yanına bir tane daha sık iğnemi örüyorum araya bir zincir çektikten sonra son pamuğumu örmek için hazırlanıyorum iki tane sık iğne 1 2 3 tane zincir batıyorum ve diğer tarı hemen yanına bir tane daha şu şekilde sık iğnemi örüyorum bir zincir çektikten sonra tamamımı burada tamamlıyorum diğer tarafa geçmemize gerek yok Evet bu şekilde modelimizi dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişizdir. Umarım beğenmişsinizdir modelimizi. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar, modelimizi bu şekilde çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda, yeni modellerimizde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.